rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending with me, sway with me. When we did, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Merhaba sevgili egegazetesi.com izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Muğla'nın Fethiye ilçesinden sesleniyoruz. Blue Green Life Bungalov'un konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mehmet Ali Yaman bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Blue Green Life Bungalov kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? Evet. İsmim Mehmet Ali Yaman. Yani buranın inşasına 2 yıl önce başlamıştık. Aktif olarak yani aktif dönemimiz bu yıl diyebiliriz. Bu yıl faaliyete geçtik. Yaklaşık işte sezon başından beri faaliyetteyiz. Evet. Pekala, burada sunulan hizmetler neler? Kaç adet bungalovumuz var? Evet. Öncelikle arazimiz yani özel bir konumu var. Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi'nde. Yanıklar Mahallesi'nin işte yani 8 dönümlük bir arazi. Arazinin de yaklaşık olarak 1 kilometre karelik çevresinde başka bir yerleşim yok. İşte bu bölgeye özgü sıla ağaçlarıyla işte 30 dönüm 40 dönümlük bir sıla ağacı ormanı var hemen bitişiğinde. Önümüzde bir doğal gölümüz var. Akgöl isminde bir göl. Onun önünde Karaot diye Fethiye'nin güzel sahillerinden, plajlarından plajımız var. Hemen yine 10 dakika bir orman içinde yürüme mesafesinde yine bölgenin güzel koylarından Katrancı koyu var. Katrancı koyunun da bize taraf doğu yakasında bir 30-40 metrelik bir sahil hattı olan bir plaj hattını da biz yine işte buradan gidilerek kullanabilecek bir konumdayız. Yerimizde işte 6 tane bungalovumuz var. Bir de 2+1 bir evimiz var. Apart olarak kullanım evimiz var. Ve bunlara hizmet olarak hizmet veren restoran, kafe tarzında bir merkezi sosyal tesisimiz var. Pekala, bu bungalovlarda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kaç kişilik ailelerimiz konaklayabiliyor? Evet, bungalovlarımız 2 çift kişilik yatak var. Bir de yanında işte bir kanepesi var. Yani bu şekilde 2 yetişkin artı bir yetişkin veya 2 yetişkin 2 çocuk şeklinde ağırlama yapabiliyoruz. Evimizde işte 2+1 yani bir 4-5 kişilik bir aile çok rahatlıkla kalabiliyor. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Evet, yani bizim şöyle tabii yani iddialı cümleler kullanmak istemem. Fakat bizim bir kere konum olarak avantajımız var. Yani dediğim gibi bizim konumuz özel bir konum. İşte koyuyla, gölüyle, plajıyla ve çevresinde herhangi bir yerleşimin olmaması, sessiz, yani herhangi bir kirlenmenin olmadığı doğal bir ortamıyla biz biraz daha sanki bir farklılaştığımız yön olarak söyleyebilirim. Onun dışında bilmiyorum şeyimizi herhalde göreceğiz, yani bungalovlarımızı göreceğiz. Bungalovlarımız gayet şey, sedirden, tamamıyla sedirden imal edilmiş, yani doğal yapılar. Doğaya da fazla bir zarar vermeden işte toprak üzerine oturtarak yani gerektiğinde bir vinçle kaldırıp alınabilecek şekilde yapılan yapılar. Odalarımız da gayet ferah yani kalınlığı falan zevkli.
Onu herhalde artık görsel herhalde göreceğiz. Yani bu yönüyle sanki birazcık avantaj olduğumuzu söyleyebilirim. Pekala, bulunduğunuz sektör bir konaklama sektörü, hizmet sektörü ve çok geniş kapsamlı bir sektör aslında. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde Mehmet Ali Bey? Şimdi tabii dediğim gibi yine ben hani böyle büyük cümleler yapma söylemek istemem. Çünkü daha işin daha başındayım. Yani ne diyebiliriz? Belki de bu bungalo turizm sektörü işte yeni yeni gündeme gelen bir sektör. Fakat özellikle bu pandemiden sonra hızlanarak devam eden bir sektör. Özellikle tabii kendi bulunduğumuz köy işte Yanıklar Köyü veya mahallesi için de bunu söyleyebiliriz. Bayağı bir yoğun bir yapılaşma var bu anlamda. Yani bayağı bir şey var, işte talep var demek ki karşılığı olarak böyle bir yapılaşma var. Yani bunu tabii biraz daha ne bileyim belki yasal olarak daha böyle belirgin, işte çerçevesi hatları net olacak şekilde böyle bir düzenlemenin getirilmesi. Yani biraz daha önün açılması veya desteklemesi yönünde yani böyle beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Evet, yani tabii yani bir sonuçta hani şöyle, belki de ben kişisel olarak bunu söyleyebilirim. Yani çok hani böyle sadece bir rant, böyle para karşılığı olan bir sektör olarak ben bakmak istemiyorum. Yani birazcık daha yaşamın tadını çıkarmak. Bulunduğumuz lokasyon da buna uygun bir lokasyon. Yani misafirlerimiz de işte gelip burada mutlu olsunlar. İşte o yoğun iş temposundan sonra işte o tatil döneminde gelip burada bir hafta 10 gün böyle işte dinlenip rahat bir şekilde yüzleri gülen bir şekilde ayrılmaları bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Hani belki de klişe laf gibi anlaşılabilir ama gerçekten böyle. Onun dışında şöyle tabii eğer gerekli desteği falan bulabilirsek daha da böyle tesisimizi büyütmek istiyoruz. Yani ülke ekonomisine daha böyle bir katma değer falan katabilirsek bizi mutlu edecek tabii. Bizim öyle bir düşüncemiz var. Bakalım artık. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Evet, yani özellikle pandemiden sonra işte bu 5 yıldızlı otel konsepti, yani o toplu böyle büyük kalabalıkların falan bir araya gelmesi süreci biraz tabii tartışılır olmaya başlandı. O anlamda böyle daha çok doğa içinde biraz daha böyle sakin ve şey yoğunluğun az olduğu bir turizm konsepti biraz daha ön plana geçti. Tabii gerçi artık pandemi atlatıldı yani belki artık o eski duyarlılık olmayabilir ama bu süreçler tekrar yine gündeme gelebilir, yine önümüze çıkabilir. Hatta daha sık aralıklarla önümüze gelebilir. Yani bu anlamda insanların böyle doğal ortamlarda yani daha güzel, daha sağlıklı. Ki bizim şey yani sadece bir turizm olarak bakmıyoruz. Burada bir yani tarımla, doğayla bütünleşmiş şekilde bir hizmet veriyoruz. Şey özellikle çocukların gelip böyle burada ne bileyim buradaki işte hayvanları görmesi veya işte bir ektiğimiz bostanda işte gelip o bostan ortamına girip oradaki o sebzeyi işte dalında görüp buradan koparması. Oradan elde edilen ürünlerle burada yaptığımız yemeklerle böyle bir gastronomi hizmeti vermiş olmamız. Yani bu şekilde insanların buradan gelip faydalanmalarını isteriz, mutlu olmalarını isteriz. Biz o mutluluğa böyle bir katkı sunabilirsek, bir katkımız olursak o bizi sevindirecektir. Başka da ne diyebilirim bilmiyorum. Herkesi bekliyoruz. Tabii herkesi tabii muhakkak. Yani yerimiz gerçekten güzel, yerimiz gerçekten keyifli. İşte koyumuz, plajımız, gölümüz. Doğa severler, ne bileyim, sakin bir ortamda, huzurlu bir ortamda tatil yapmak isteyenler için yerini gerçekten müsait, gerçekten uygun. Bu anlamda tabii ki bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Blue Green Life olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bizi tercih edip buraya gelip bize bu imkanı sunduğunuz için ayağınıza sağlık diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili egegazetesi.com izleyenleri bugün sizlere Muğla'nın Fethiye ilçesinden seslendik. Blue Green Life Bungalow'un konuğuyduk. Konforlu bir tatil ve doğayla iç içe bir tatil isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.